Burası Sefine Tersanesi. Burada Aselsan ortaklığıyla Türk donanmasının gücüne güç katmak için iki yeni insansız deniz aracı üretiliyor. Otonom ve sürü yetenekli silahlı insansız su üstü harbi aracı ve sonar sistemleriyle donatılmış denizaltı savunma harbi aracı. Otonomi algoritmaları insansız deniz araçlarındaki tecrübesiyle tamamen Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. Her iki deniz aracı da 36 nattan fazla hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar 80 saatten fazla görev yapabiliyor. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla deniz durumu 4'te dahi kusursuz görev ve seyir yapabiliyor. Her iki deniz aracı da A400M kargo uçakları, Dimdek, TCG Anadolu uçak gemisi ve çıkarma gemileriyle veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebiliyor. Aselsan tarafından üretilen yedekli haberleşme sistemlerine sahip her iki otonom deniz aracı, ana gemide ya da karada konuşlandırılmış kontrol birimine gerçek zamanlı video ve görüntü aktarabilmektedir. Gece görüş yeteneğiyle de bu görevi 24 saat boyunca kesintisiz yerine getirebiliyor. Otonom deniz araçları şiddetli deniz durumlarında bile bir noktada dinamik olarak sabitlenebiliyor. Düşük ısı ve iz yayılımı sayesinde her iki deniz aracı da düşman radarlarınca güçlükle tespit edilebiliyor. Bu aracın sonoboy atma kabiliyeti ile sonar menzili genişletilebiliyor. Su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platformla trimaran formuna dönüştürülebiliyor. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanıyor. Elektronik harp, mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebiliyor. Otonom insansız deniz aracı, su üstü harbi görevine ilaveten, asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği için de kullanılabiliyor. Sefine Tersanesi Aselsan'la birlikte üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerdeki menfaatlerinin korunması ve bölgedeki caydırıcılığının artırılması amaçlarına hizmet eden otonom insansız deniz aracı projeleri üretmeye devam edecektir. Türk Savunma Sanayisi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı füze atışlarına hazır. Silahlı insansız deniz aracımız ULAK prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır durumda. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı bir şekilde tamamlandı ve önümüzdeki günlerde artık harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi tamamıyla noktalamış olacağız. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan araştırma geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanmıştı. Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başladı. Tamamıyla tasarımı bize ait, üretimi bize ait. Üzerindeki kripto haberleşme sistemleri Meteksan'a ait ve faydalı yükler elbette ki Roketsan tarafından sağlanıyor. Yerli ve milli savunma sanayi açısından heyecan verici olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanıyor. 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip. Keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevleri icra edebilecek. Karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.
Araç, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri, dörtlü lazer güdümlü füze cirit podu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi lançeriyle donatıldı. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını söyledi. Önceliğin Türk Güvenlik Kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi. Şu anda seri üretim altyapımız tamamen hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun da iki deneyimli şirketin tecrübesini birleştirerek Mavi Vatan sahasına yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bugün huzurlarınızda Türk milletimize sunuyoruz. Mavi Vatan Emineliler de diyebilir miyiz? Elbette ki milletimize armağanımız olsun. Güncel Haber kanalından herkese merhabalar. Türkiye savunma sanayisinin önemli firmalarından Ankara merkezli Meteksan ve Antalya merkezli Ares Tersanesi'nin, Türkiye'nin ilk SİDA'sı olan ULAK projesini başarıyla tamamlamasının ardından, daha gelişmiş versiyonunun üretimine, Savunma Sanayi Başkanlığı envanteri için başlandı. Ares Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi, Onur Yıldırım, ULAK projesinin Türkiye savunma sanayisinin öncü firmalarından biri olan Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi'nin kendi öz sermayeleriyle yaptığı bir proje olduğunu söyledi. Projenin 2018'in ikinci yarısından itibaren GEVE tasarım çalışmalarıyla başladığını, 2020 yılında deniz ve saha test tecrübeleri aşamasına geçildiğini belirten Yıldırım, 2021 yılı deniz kurdu tatbikatında gemilerin arasında 5 kilometre uzaklıkta bir hedefe salvo şeklinde iki cirit füzesi atarak, hedefi tam 12'den vurdu ve rüştünü ispatladı, dedi. Sonrasında bot üzerindeki limtas, cirit konfigürasyonuna sahip silah sisteminin sökülüp, yerine Coral 12.7 stabilize silah sisteminin platforma entegre edildiğini anlatan Yıldırım, Ocak ayında fiili atış testleriyle yapılan saha tecrübelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Yıldırım, bu noktada botumuzun özelliklerine bakacak olursak, prototip olarak ürettiğimiz botumuz 11 metre boyunda ve 35 knot deniz mili hızına sahip. Toplam 400 kilometre üzerinde seyir sahası ve 200 kilometre üzerinde C-band üzerinden kontrolü mümkün. Teknemiz sadece uzaktan kontrol edilebilir bir teknenin ötesinde otonom bir araçtır, diye konuştu. Botun 3 ayrı harekat şekline sahip olduğunu belirten Yıldırım, bunları şöyle sıraladı. Operatörün uzaktan fiili olarak kontrol ettiği, mobil sahil kontrol istasyonu, bir hareket icra edebilir. Uydu üzerinden, yani ufuk hattı dediğimiz hattın ötesinde hareket icra edebilir. Bu demektir ki, uydunun dünya üzerinde kapsadığı her noktada ben tekneyi kontrol edebilirim. Üçüncüsü de tamamen operatörden bağımsız, kendi algoritması ve kendi yazılımı içerisinde çözümleme yaparak denizde çatışmayı önleme tüzüğü kuralları çerçevesinde otonom şekilde denizde görev ve hareket icra edebilir. Bunu yaparken silah angajmanı haricindeki tüm sistemler otonom olarak devreye giriyor ve teknenin emniyetli bir şekilde seyir yapmasını sağlıyor. ULAK'ı bir ailenin ismi olarak anlatan Onur Yıldırım, prototip olarak ürettiğimiz bot su üstü harbi ve liman savunma görevlerini icra etmiş bir bot. Bunun devamında ihtiyaç makamlarının talepleri doğrultusunda alternatif bot üretimlerimiz devam ediyor. Şu anda Savunma Sanayi Başkanlığımızda imzaladığımız, prototip botumuzdan daha üstün özelliklere sahip bir botun inşası başladı. Akabinde şu anda yurt dışında dost ve müttefik ülkelerle, onların ihtiyaçları doğrultusundaki faydalı yükleri entegre ettiğimiz farklı platformlarla çalışmalarımız devam etmektedir. Bazı ülkelerden talepler üzerine yılda 50 adet üretim yapılabilecek kapasite oluşturuldu, dedi. Yeni ULAK'ın üstün özelliklerinden bahseden Onur Yıldırım, prototip olarak ürettiğimiz botumuzun tabii ki limitlerinden dolayı entegre edilebilecek faydalı yük miktarı kısıtlı. Biz bu noktada modülerliği ön plana çıkartıyoruz. Örnek veriyorum, limtas güdümlü füze sistemini çıkartıp onun yerine 12.7 uzaktan komutalı stabilize silah sistemi entegre edebiliyoruz.
ancak yeni üretilecek pot ebatsal anlamda mevcut prototipimizden daha büyük. Bu hem denizciliği ve performansını olumlu yönde etkilemekte, hem de deplasman artmasından kaynaklı üzerinde entegre edilebilecek faydalı yük miktarı daha fazladır. Bu da aslında bir platform üzerinde birden fazla farklı özelliklere sahip silah yükü konuşlandırılarak, çok farklı görevleri aynı anda icra edebilecek kapasiteye sahip olması anlamına geliyor, diye konuştu. Son kullanıcının talepleri doğrultusunda konfigüre edilebilecek şekilde bir altyapının mevcut olduğunu dile getiren Onur Yıldırım, şöyle devam etti. İnsansız deniz platformları su üstü, hava savunma ve denizaltı savunma harplerinde, asimetrik tehdit unsuru olarak veya elektronik harp olarak uygun faydalı yüklerle donatıldığı takdirde istenilen her türlü görevi icra edebilecek kabiliyete sahip. ULAK projesinin Mavi Vatan için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsansız hava araçlarının yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda elde ettiği başarılar bizlere ilham kaynağı oldu. Bizler de aynı başarıyı üç tarafı denizlerle çevrili Mavi Vatan sınırlarımızda insansız deniz araçlarıyla elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle son dönemlerde kıyı güvenliği ve Mavi Vatan'daki tehditleri düşündüğümüz zaman bu tarz insansız platformlar zorlu deniz koşullarının sebebiyet vereceği zafiyetlerin önüne geçecek ve kesintisiz görev yapabilmemize imkan sağlayacaktır. Baş tarafımdaki deniz aracı. Burası Türk savaş gemisi. Güvenlik bölgeme giriyorsunuz. Eğer birliğime yaklaşmaya devam ederseniz kendimi savunacağım. Benden uzak durun.
Bir alan içerisindesiniz.